konuşulamıyor. Evet, yani benim oğlum bina okur, döner döner yine okur diyorlar. Evet. Şimdi şeyle ilgili, kanun hükmünde kararlamayla ilgili tabii esas dün yapsaydık gündemin ana başlığı olacaktı. Onunla ilgili epey araştırma yaptım ben. Tabii ki düşünülen mesele, yani düşünülen tedbir çok uygun. Benim de başıma çok geldi bununla ilgili. İşte ben Süleyman Demirel gibi 6 kere gittim, 7 kere geldim işte. Her gelen aldı beni görevden. Bir daha geldik mahkeme kararıyla. Ondan sonra tekrar geri gelmeyelim diye çeşitli varyasyonlar yaptılar. Hatta genelde yeni gelen bir hükümet, hükümetlerin tamamı ilk önce bir devlet memurları için sicil affı çıkarırlar. Niye çıkarırlar? Çünkü giden hükümet zamanında mağdur edilmişlerdi. Tekrar mahkeme kararıyla geri dönmesinler diye de bir ceza, bir şey uydurmuşlardı ki bana da uydurdular. Mesela ne uydurdular? Dediler ki demirbaş alımı yasak, başbakanlık genelgesi gereği siz tesis almışsınız. O zaman da tesis almak yasak. Piyasada tesis de yok. Benim tesis alma şansım yok. Genel müdürlük tesis almış, göndermiş. Aynet kadı da var ama girmemiş daha şeye. Yeni gelmiş. Yani bununla ilgili adam sana hadi maaştan kesme cezası veriyor. Maaştan kesme cezası verdiği zaman mahkemeye gidiyorsun. Döner dönmesin önemli değil ama bir daha iktidar değişiğinde ya da mağdur olduğun birileri geldi ya bu adam mağdur oldu diye seni bir göreve getirecek önünde engel var. O yüzden yeni gelen hükümet ilk yaptığı icraatlardan biri devlet memurlarının sicil affını getiriyor devlet memurlarına. Şimdi bu kanun hükmünde kararname bakış olarak yapılan yerinde bir tespittir, yerinde bir uygulamadır diyorum ancak daha sonrası vahim. Onu da anlatacağım. Nedim Şener'i dinledim ben biliyorsunuz gazeteci. O gece 15 Temmuz gecesi bir televizyondaymış. İsmi lazım değil. Yani ulusal bir televizyondaymış. Baskın olduğu zaman orada işte halkla beraber mücadele etmişler. Diyor ki daha sonra mahkemeler kuruldu işte. Orada baskının başında bulunan yüzbaşı sanık olarak geldi. Biz de müşteki olarak oradayız. Yüzbaşı bana dedi ki orada hakime diyor ki bu Nedim Şener diyor. Orada diyor şeyi vatandaşları kapıyı açtı, içeri aldı. Bizim darbe yememize, bizim dövülmemize, efendim aşağılanmamıza sebep oldu. Ben bundan şikayetçiyim diyor hakim bey diyor. Hatta diyor orada diyor epey diyor zarar verdiler diyor her şeye diyor bizim diyor araçlarımıza zarar verdiler diyor. Bu zararların da tazmin edilmesi lazım diyor. Şimdi bu açıdan baktığında nereden çıktı bu kanun hükmünde kararnamenin bu şekilde gelmesinin sebebi? Bir ihtiyaçtan doğdu. Bu yine FETÖ sanıkları işte her defasında göreceksiniz, yargılanacaksınız, hepinizi yok edeceğiz gibi iddialarda bulunuyorlardı. Ama ondan sonrası vahim. Niye? Belki bu kararnameyi hazırlayanlar iyi niyetten hazırladı. Akıllarından geçen de 15 Temmuz ve sonrası derken 16 Temmuz'u kastediyorlardı ama şimdi Burhan Kuzu gibi anayasa yazmış bir profesör bunu başka türlü anlıyorsa benim gibi bir sade vatandaş da aynısını anlar. Bunun kesinlikle düzeltilmesi lazımdı. Düzeltilmesi lazım hala. Hala. Ama AK Parti'nin hep her defasında böyle bir orada yaptığı gibi AK Parti hükümeti inadına, net olarak inadına bu işin üzerine gitmiyor. Tam tersini yapıyor. Bunun örneklerini çok gördük. İşte Adana valisi vardı bir tane amca. Amca diyeyim çünkü badem bıyıktı o da. Neyse o adam işte gazetecilere hakaret etti. Son adam ben demedim dedi. Adamı almadılar görevden. Daha sonra kamuoyu baskısı olmasa daha sonra adamı Sakarya'ya verdiler. Sakarya'dan sonra Kırklareli'ne verdiler. Ondan sonra merkez valisi unutturdular. Yani bu işte de yine Abdullah Gül'ün de bir dahli var diye düşünüyorum. Abdullah Gül belki de bu açıklamayı yapmasa Sayın Cumhurbaşkanı her defasında işte motorlu tanışıklar vergisinde olduğu gibi, Can filminde olduğu gibi yine gelip diyecekti bu hakikaten yanlış anı değiştirelim ne var? 2 satırlık bir şey işte bugün. Yine o Baylok'la ilgili bir kararname çıkacakmış, çıkarılacakmış 2 satır. Ona da ilave ederler. Ancak dediğim gibi bu kararname yanlış anlaşılacaktır. 15 Temmuz ve sonrası demekle belki siz hakikaten 16 Temmuz'la sınırlı olarak söylediniz. Ancak algı maalesef öyle değil.
Bir de oradaki sivillerimiz, bizim müdahale eden sivillerimiz belki de bir anayasal hakkı kullandılar. Zaten böyle bir şeyde savunma hakkını kullandılar. Hatta 36 kişi ölmüş o bir şeyden, darbecilerden. Askerlere ve polise yakaladıklarını götürüp vatandaş teslim ediyordu yani. Onun içinde yanlışlıklar da oldu, gözümüzle gördük. Masum bilmeyen askerleri de darp ettiler. Ama işte kurum yanında yaşlar yanar diyemeyeceğiz. Sonuç olarak kanun hükmünde kararnamenin yapılmasının gelecekte bu darbeye karşı duran vatandaşlarımız için, ki şehitlerimiz üzerinde de gördük. Şehitlerimiz aylar yıllar geçiyor, şehit ailesine bir tazminat geliyor. Nedir? İşte tüfeğini, bilmem neyini, efendime söyleyeyim, zarar verdin devletin malına diye. Bunu çok gördük. Sırf tabii şey anlamda değil, yani bunlar adam öldürdü bilmem ne anlamda değil, maddi anlamda da. Yarın hükümet değişir, başka bir iktidar gelir, der ki gelin kardeşim siz tanka zarar verdiniz, siz topa zarar verdiniz, devletin meclisine zarar verdiniz gibi. Onu önlemek bakımından yapılan iş doğrudur. Daha önce de yapılmış, yıllar önce yapılmış böyle bir uygulama. Ama bu nedir, höh müydü? Onun gibi oluşumlara da bu anlaşılmaz durum imkan veriyor. Ya da durumdan vazife çıkarma hakkı veriyor. Evet, bu konuda diyecekler burada. Şimdi siz sonrasında dediniz yani 15 Temmuz ve sonrasında bu yumuşatılmış bir söz. Ben şeyi hemen değişen maddeyi okuyayım. Tamam, okuyun, tamam. Çünkü orada sonrasında demiyor. Sonrasında olursa çok yumuşak oluyor, o zaman kabul edilebilir bir noktası var. Hı-hı. Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın veya resmi bir görevi yerine getirip getiremediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleriyle sonrası, işte bunların devamı, sonrasında demiyor burada. Bunların devamı, yani bu devamını yanlış kim karar verecek? Bu herhangi bir eylem bunun devamıdır diyecek merci kim? Şimdi, bunu, bu çok açık yani. Burası her şey olabilir. Bunların ya devamı. Yani, yaptığınız herhangi bir şey 15 Temmuz'un devamı olarak görülebilir. Sonrasında yazılsa bile yine olmaz. Çünkü hakim diyor ki, hakim der ki ya da hukuk adamı der ki arkadaş ben burada yazılana bakarım der. Ben hükümetin açıklamasını, sözüne bakmam ki. İşte sonrasında olunca evet, bunların devamı diye bir şey ortadan kalkıyor. Sonrasında evet, biraz daha kapatıyor olayı. Ama bunların devamı dendiğinde bunu 10 sene sonra bile 15 Temmuz'a dönülmüş. Bunun devamıdır. Adam FETÖ'cü dedi, vurursun. 10 sene. Bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümler uygulanır. Birinci fıkra çok uzun. Sonunda bu az önce değişen maddedekileri tanımlayıp biraz daha geniş kapsamlı bir şekilde tanımlayıp cezai sorumluluk, maddi, hukuki, idari cezai sorumluluk doğmaz diyor. Birinci fıkranın sonunda. Yani ben bunun çok da böyle su götürür bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Bu madde eğer çıkartılacaksa bile bence çok alelacele çıkmış. Evet, hukukçuların acele bir araya gelip neler bunun kapsamına girmeli, neler girmemeli. Bir de şunu merak ediyorum. Yani şimdi deniyor ki işte köprüde katledildiğine inanılan erler var. Bunların fotoğrafları çıkıyor sürekli. İşte hükümet kanadı da diyor ki hayır, onlar er değildi. Onlar FETÖ'cüler, er kılığına girmişlerdi. FETÖ'cülerdi onlar. Şimdi bu kişilerin aileleri, erlerin ailelerinden açılan davalar mı var? Da bu böyle bir kanuna gerek duyuldu. Onu katleden, o erleri katledenler tespit edilmiş mi? Onlardan tutuklama olmuş mu, olmamış mı? Hakkında kovuşturmaya karar verilmiş kişiler mi var ki böyle bir maddeye gerek duyuldu? Yoksa daha sonrası için, evet, yani, şimdi bu çok önemli. Daha sonrası için, burada esas önemli olan o. Daha sonrası için, zaten hükümetin böyle bir kararname çıkarma hareket tarzı, hareket niye oradan böyle bir hareket yaptı? Onu kendileri de açıklıyor. Diyorlar ki her duruşmaya gidildiğinde, duruşma esnasında onların tehditlerine karşı
bu şehit olan aileler, şehitleri olan aileler ya da o olaylara karışmış olanların aileleri ya da kendileri bizim yarın bunlar bize dava açacaklar ki çünkü onlar haykırıyorlar. Bir yarın hepinizi göreceksiniz, hepinizi süründüreceğiz. Demek ki bundan, o köprü de hükümetin dediği gibi üzerine asker üniforması geçirilmiş, er kılına sokulmuş FETÖ'cüler yoktu. Ki böyle bir kanuna ihtiyaç hissettiler. Çünkü onların orada ölen askerlerin aileleri var. Zaten ve o aileler ayaklanmak üzere. Zaten onu tabii ki yani. Onu ayıklayamaz. Hükümet yani. Çünkü farklı bir yaklaşım gösterdi. Yani köprünün üzerinde asker, erbaş ölmedi. Onların yerine FETÖ'cüler zaten asker kılığında gelmişlerdi oraya dediler. İşte tek tip elbisede de aynı beklenti var dediler. Bunlar işte kahraman tişörtü giyiyorlar da. Yani o tek tip elbiseye ne gerek vardı? Yasak ederdin dedin ki talimat verdin. Duruşmaya girenler herhangi bir ibare bilmem ne şey giyemez dedin. Yani bu konuda ben hakikaten yapılan yanlış yani adamları yani oraya gelenleri ki içinde muhakkak masumlar da vardır hepsini peşin olarak bu bizim şahsi görüşüm benim şahsen hepsini peşin olarak peki ceza şöyle yani yapalım. Suçlu görüyorum. Şimdi bu orada öldürülen askerler var değil mi? Öldürenler kim? Sivil. Sivil ya da peki, polis ileride, ya da ileride, tamam ama o ileride mahkeme yolunu kapatıyorsun işte bu şekilde. Bu kapatıyor. Böyle kapatıyorsunuz. Kapatıyorsun. Yani zaten peki, sonu ama onun. Neyin doğru olduğunu bilmeden kapatıyoruz. Zaten eğer zaten neyin doğru olduğunu çıkarabilsen yani kim hakikaten yani durduk yere yapmış bunu çıkarabilsen hiç problem yok. Onu çıkarma şansın da yok. O yani orada görevini yapan bir asker de belki yargıdan boşu boşuna öldü. Herhangi bir zaten biz bunu daha önce de konuştuk arkadaşlarla da. Yani çoğu askerin televizyonda görüyor. Ana darbe oluyor diyor. Adam başlıyor ağlamaya. Benim ne işim var burada diyen de var. Ama arada kesinlikle yani vardır, kaçmıştır. Ancak ben şahsen bu yapılan düzenlemeyi koruma altına alınmasını uygun buluyorum. Lakin bu Burhan Kuzu'nun yanıldığı gibi koca profesörün vatandaşına yarın yanılabileceğini, bunun kesinlikle düzeltilmesi gerektiğini de net olarak söylüyorum. Ya şimdi, zaten genelde herkes aynı düşüncede. Yani genelde bu muğlak diyorlar ya şimdi moda oldu. Aslında düzeltilmesi lazım. İçerik tartışması yapmak lazım burada. Aslında bunu mecliste tartışsak daha iyiydi. Tabii, yani böyle bir yasaya neden gerek duyuldu? Bunu tartışılması lazımken biz tamamen şeye daldık. 15-16 veya devamı gelir mi diye. Şimdi bir kişi bile yanlış anlıyorsa bir kişi bile o yanlış anlayan bir adalet mensubu da olabilir. Değil mi? Kanunu böyle yorumlayan. Ve işte bir anayasa profesörü AKP milletvekili de böyle yanlış anlamış. Sonra tweetinde sildi gerçi. Neden bu inatlaşma var? Şimdi herkes diyor ki sadece 15-16'yı kapsar. Ben de diyorum, Üst Bey de diyor, siz de diyorsunuz. Ama ben bunu yanlış anlıyorum diyenleri rahatlatmak adına neden bir parantez açılıp kapatılmıyor? İnatlaşıyorlar. Ya sadece, ama şimdi eğer orası ise hedef, sadece şurayı kalacaksınız. Devamı niteliğindekini kaldırıp efendim çok basit. 15 Ocak şu saatte başlayan 16 Temmuz şu saatte biten eylemler dahilinde. Herkes anlasın bitti. Bunlara mı hazırdır? Dersin çıkarsın ya. Yani niye bunu tartışmayız bile bu. Ya. Niye inat ediyorsun? Bunu yani, tartışmayız bile. Evet. Ama yani bu gündem meşgul etmekten başka bir işe yaramıyor şu anda. Bir de evet, bu arada elektriğe %8 zam yapacağız. Onu konuşamıyoruz. Evet. Onun diğer daha gelen zamları da her gün görüyoruz. Onları şimdi konuşamıyoruz.